Konu Defter kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber klavyemizde bulunan özel işaretleri nasıl kullanıyoruz onu göstermeye çalışacağım. Özel işaretler arkadaşlar biliyorsunuz anlık mesajlaşma ya da forumlara yazı yazarken klavye yardımıyla özel işaretleri biz kullanıyoruz arkadaşlar. Bu özel işaretleri gerek Word'de, Excel'de veya diğer herhangi bir yerde yazarken fark etmiyor. Her yerde kullanabiliyoruz. Burada örnek amaçlı bir tane klavye ben ekledim arkadaşlar. Tabi her klavyenin aynı olma durumu yok. O yüzden mesela burada yanında üzerindeki rakamlar değişebiliyor. Ben size burada gördüğünüz klavye üzerinden bu anlatımı yapacağım. Ama diğerlerde hemen hemen aynıdır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz şurada gördüğünüz bu simgeleri, işaretleri nasıl yazdığımızı göstereceğim. Biz bu işlemi arkadaşlar şuradaki alt tuşu ve şuradaki numerik tuşları kullanarak yapıyoruz. Peki şurada da var rakamlar, bunlar olur mu derseniz bunlar olmuyor. Yine aynı şekilde şurada gördüğümüz alt tuşu da bu işlem için olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar şu işaretleri ben sileceğim. Birazdan tekrar aynılarını yapacağız. Şöyle biraz aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi kalp olsun, registret, tescilli mark olsun, kopyalama olsun, yine 3D mark, notalar, bayan ve erkek işaretleri, güneş gibi simgelerimiz var. Ben bunları şöyle tekrardan siliyorum. Şöyle yazı karakterimizi seçelim. Biraz büyük seçelim. Daha net görünmesi için. Şöyle büyütüyorum ben. Daha sonra arkadaşlar burada kalp yapmak istediğimde alt tuşuna basılı tutup şu gördüğünüz alta basılı tutup 3'e bastığımda, hatta birden başlayalım. Alta basıp 1'e bastığım zaman arkadaşlar gülen adam işareti geliyor. Alta basıp 2'ye bastığımda bunu ben bilmiyorum. O da geliyor. Üçüncüsünde alta 3'e bastığımız zaman kalp geliyor arkadaşlar. Yine alt ve 169'a bastığımız zaman burada registered yani tescilli marka geliyor arkadaşlar. Alt 0153'e bastığımız zaman da yanlış oldu. Şöyle tıklayalım. Alt 0153. Allah Allah, garipleşti arkadaşlar. Bir saniye. Alt 0153 yazarken elim kayıyor bazen. Yine alt 184 ile de 184 şöyle kopyalama işareti geliyor arkadaşlar. Burada yine alt 11 ile bayan, alt 11 diyorum bayan, alt 12 işte erkek, alt 13 tekli nota, alt 14 çiftli nota gibi, alt 15 güneş gibi bu şekilde simgeleri yazabiliyoruz arkadaşlar. Bunu sizlere kolaylık sağlaması için de ben burada anlattığım ve daha fazlasını açıklamalar kısmında size ekleyeceğim. Oradan dileyen arkadaşlar alıp kullanabilirler. Zaten çok sıklıkla kullandığımız şeyler olmadığı için bunlar unutabiliyoruz. O yüzden oradan bakma imkanınız da olur diye düşünüyorum. Yine arkadaşlar şurada gördüğünüz üst kısımda güzel A işareti var, dolar işareti var, yüzde işareti var. Bunları biz yazdırabilmek için rakamın üzerinde olduğu için şurada gördüğünüz shift tuşuna basılı tutup örnek veriyorum 5'e bastığınız zaman yüzde işaretini yazar. Yine aynı şekilde Ctrl Alt şöyle bunu işaretleyelim. Kontrola ve alta basılı tuttuğumuz zaman da şurada gördüğünüz 5'in sağındaki karakteri yazar arkadaşlar. Bu klavyelerin genelinde böyledir. Bunu da yine bilmenizde fayda var. Bu dersler kanalımda klavyemizdeki özel işaretleri nasıl kullanıyoruz anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bana desteğinizi esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.